Miren. Miren merhaba de. Merhaba der misin? Ya ne yapıyorsun? Miren. Ben pizza yaptım arkadaşlar. Size çekemedim çünkü Haysin bana saradı. O yüzden onu konuşurken pizza yaptık. Beğendin mi Halis? Güzel, en güzel. İlk defa bir şey beğendi. Dur oğlum. Halis. Dur daha bedelli de yerim ondan sonra. Çok yedin ama. İlk defa yemeyeceksin ki. Tamam buraya koy. Kanıma zaten çok fazla verdim pizza tarifini. Vardı yani. O yüzden videolardan bakabilirsiniz. Şimdi çocuklarınkini koydum fırına. Sonra bu iki tanesini yukarı yaptım. Bu iki tanesi de bizim. En son bizimkileri pişireceğim. İlk önce yukarıdakileri pişirip gönderirim. Onlar da yerler. O oldu bence Halis. Yo azıcık daha dursun. Bu ikisini koyacağım. Sonra da ikisini bu şekilde yiyeceğiz inşallah. Tatlı bir şey yapsam diyorum. Uf, bilmiyorum. Bayram arasam, yaş pastamı alsa, ben mi tatlı yapsam? Hiçbir fikrim yok. Şimdi çocuklara meyve suyu sıkacağım. Portakal ve greyfurt. Bir adet mandalinam vardı. Onu da sıkarım. Meyve olarak da sadece elmamız kaldı. Şöyle. Yarın da brokoli ile karnabahar yapacağım. Büyük ihtimalle. Öyle. Evet, dolabımız bayağı boşaldı. Ekmeklere bakın arkadaşlar. Bayram bir sürü kepek ekmeği almış. Baksanıza şuraya. Burası sırf kepek ekmeği. Ay bunları tüketelim ya. Vallahi. Ne olacak bunlar? Kullanmamız lazım. Şurada bir de. Ben şimdi sana meyve suyu yapacağım. Evet pişmiş. İtalyan usulü. Pişmiş hali. Tam ortadan kesseydin aş. Nasıl yani? Ortadan kesmedin. Sonra ben kaldım arkadaşlar. Şimdi ben yiyeceğim. Hepsi yediler. Ay kırsaydın aşkım. Ben benim evde sağlam kesen bir... Bak bak geldi. Bak. Ya senin o ağzını ısıracağım ha çocuk. Böyle kimse afiyetle yiyeceğiz. Kıracak. Halis birazdan kıracak ama kesmiyor şu an. Tabağı kırmış. Biraz sen yedin mi? Ha? Hadi baba. Ablalara öpücük at Miran. Öpücük at. Bay bay yap. Bay bay yap. Bay bay yap Miran. Öpücük de at. Öpücük de at. Anneyi de öp bir tane. Bir tane anneyi öp. Aa onlar olmaz. Onlar sana göre değil tamam mı? Yani gerçekten kesmedi şu an. Resmen hepsi kesilecek. Nasıl kesilir? Daha nasıl kesilecek? Baba. Efendim oğlum. Evet. Evet. Ne o? Bunun saçları kesince çok yakışıklı oldu değil mi ablalarım? Yap 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 yap. Miran'ın dili yap 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 diye bir dil arkadaşlar. Böyle yap 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 diye konuşuyor. Yok 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 yemeyeceğim. Teşekkür ederim. Yiyebilirsin afiyet olsun. Acı. Acı değil yok. Tekrardan herkese merhaba. Evet böyle kopuk kopuk vloglar çektiğimin bu ara ben de farkındayım. Bunun için çok özür diliyorum. Yarından itibaren yani yarınki izleyeceğiniz vlogdan itibaren her şey normale dönüyor. Karantinada böyle şeyler olur ve bunların affedeceğinizi düşünüyorum. Şimdi bu izlemiş olduğunuz vlogta gerçekten vlog başladım. Ortası geldi, sonu gelmedi. Başı oldu, ortası olmadı. Gerçekten boş bir gündü çünkü. O kadar çok böyle yattığım bir gün oldu ki anlatamam size. Oradan oraya yattım. Kalktım. Yani bomboş bir gündü. Gerçekten bu karantinada sadece şunu fark ettim. Sabah oluyor ve akşam oluyor. Yani sadece akşamın olmasını bekliyorum. Hani çocuklarla dört duvar arasında evde olmaktan yorulduk. Sıkıldık. Bunaldık. Çünkü yani
aslına bakarsanız çocuklar özellikle aylardır evdeler. Ya annemdeler, ya yukarıdalar, ya evdeler. Yani bunun dışında hiçbir yere çıkmıyorlar. Ve bu durum gerçekten çocukları artık çok bunalttı. Zaten şu karantina hayırlısıyla biterse hemen şu evimizin yakında bir oyun alanı var. Yani oyun parkı var açık alanda. Biliyorsunuz zaten vloglardan. Karantina bitsin hayırlısıyla. Çocukları mutlaka havanın iyi olduğu bir gün oraya çıkartacağım. Bir yürüyüş yaptıracağım. Çok ciddi söylüyorum, karantina bitsin. Hava kötü de olsa ertesi gün çocukları hemen dışarı çıkartıp bir mahallede yürüteceğim en azından. Koşsunlar, yürüsünler, bir hava alsınlar. Çünkü gerçekten bunaldılar. Havanın güzel olduğu bir günde parka götürürüm. Çünkü bunaldılar. Yani onlara gerçekten çok hak veriyorum. Biz de zaten yani karantinadan önce de biz kendimizi izole ettiğimiz için evde yaklaşık 15-20 gündür evdeyiz. Ayın 15'inde ortodontist kontrolüm var. Ayın 14'ünde karantinamız bitiyor. Sanırım karantina bittikten sonra test olacak mıyız, olmayacak mıyız, bunları ben de hiç bilmiyorum ama 15'indeki ortodontist kontrolüme gitmem gerekiyor. Tabii ki kendimizi iyi hissedersek, ki biz kendimizi artık çok iyi hissediyoruz. Hiçbir sıkıntımız yok. Annem de çok şükür Allah'a daha iyi. Ara ara rahatsızlandığı zaman oluyor ama İlk zamanlara göre çok çok iyi. Ama 15'inde büyük bir ihtimalle ortodontist kontrolüme gideceğim. Ben çıkacağım yani, çünkü Halis'in 16'sında bitiyor ortodontist kontrolü. Halis çocuklarla evde duracak büyük ihtimalle, ben de ortodontiste giderim. Zaten Halis'in 16'sından sonra çıkabiliyor sanırım, 17'sinde galiba. Ben İşte vloglardan izlediğiniz kadarıyla temizlikleri başladım, yavaş yavaş yapıyorum. Şimdi yarın izleyeceğiniz videoda da çok büyük bir temizlik bekliyor sizi. Bayağı ince bir temizlik yaptım. Onun dışında işte şimdi yarın da temizlik yapacağım. Oda gidiyorum böyle. Yarın da birkaç yeri kafamda belirledim yapmam gereken. Böyle temizliklerle böldüm günleri. En azından dedim temizlik yapayım. En azından ince temizliğimi Halis evdeyken yapmış olayım. Kendimi iyi hissettiğim süre zarfında bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Ve bunları da elimden geldiğince sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Bunun yanı sıra da bana şey soran olmuş. İşte sanırım karantina süreleri kısaltılmış. Böyle bir yasa, yürürlük, artık ne denirse, sanırım böyle bir şey çıkmış ama bizim için geçerli değil. Ben bunu araştırdım, bizim için geçerli değil çünkü bizim karantinamızdan sonra çıkan bir şey olduğu için biz yapamıyoruz bunu. Bizim ayın 16'sında bitiyor karantinamız, ayın 16'sından önce dışarı çıkamıyoruz. Zaten karantina bitse de arkadaşlar nereye gidebileceğiz? Yani zaten bir yere gittiğimiz yok bizim. Hani biz zaten aylardır evlerdeyiz ama yani en azından Halis işe gidecek, dükkana gidemiyor. Sonuçta gidip çalışmak zorunda. Kendini de iyi hissediyor. Halis'in hastalığı çoktan geçti. Ama karantinada olduğumuz için dükkana gidemiyor. Allah'tan hani bayram ve kayınpederim tabii ki dükkandalar. Ama işte Halis de tabii ki dükkanda olmadığı zaman aksaklıklar oluyor tabii ki. Onun da yaptığı işler varsa sonuçta. O yüzden onun da artık dükkana gitmesi gerekiyor. Bir tek Halis için hayat değişecek. Bizim için aslında her şey yine aynı olacak. Biz karantinada olacağız. Ama Halis evde olduğu süre zarfında gerçekten çok daha fazla yemek yeniyor. Ben hiç mutfaktan çıkamıyorum. Hiç temizlik bitmiyor. Yani çocuklarla böyle, daha böyle çocuklar yaramaz, hareketli. Ya gerçekten Halis evdeyken normalde hani böyle ben pazar günlerini beklerim. İşte ay Halis artık pazar olsun da Halis evde olsun. Biraz çocuklarla ilgilensin, ben rahat iş yapabileyim diye. Ama o karantinada gerçekten Halis evdeyken hiç işim bitmedi. Dedim ki Esra, yani zaten hiç işim bitmiyor. En iyisi temizliğini yap. İnce temizliğin bitmiş olsun. Karantinadan sonra bir de temizlikle uğraşmak istemiyorum. Çünkü yeteri kadar evde bunaldık. Bir de oturup gerçekten böyle temizlikle ilgilenemeyeceğim yani. O yüzden karantina bitene kadar ben de temizliğimi, evimin işlerini bitireyim. Ondan sonra da zaten çocuklarla böyle işte günlük bir saat de olsa dışarı yürüyüşe çıkacağız artık. Gerçekten bunaldık çünkü. Bunu kesinlikle yapacağım yani.
Öyle sizlere bunları da anlatmak istedim. Bugün karantinanın kaçıncı gün olduğunu gerçekten bilmiyorum. Artık sayamıyorum. Kaçıncı günündeyiz inanın bilmiyorum yani. Ama az kaldı. Ayın 16'sında bitecek. Bugün ayın 8'i, 18'i değil, o nereden çıktı ya? Ayın 16'sında bitiyor. Benim 14'ünde bitiyor. Halis'in 16'sında bitiyor. Bugün de ayın 8'i. Öyle bakalım. Umarım hayırlısıyla bu karantinayı da atlatırız ve bir daha da böyle bir şey yaşamayız. Ayın 11'inde sanırım aşılar gelecekmiş. O süreç nasıl olacak, nasıl gidecek ben de hiç bilmiyorum ama her şeyin hayırlısı olsun. Bu videoda izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bu videonun sonunu getireyim. Oturdum burada, videolarımı montajlıyorum. Umarım sizler de severek ve beğenerek izliyorsunuzdur. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın lütfen. Hoşçakalın.